O öykünle de konuşacağım. Öykünle de konu. Daha bitmedi. Öyküm var daha. Sen otur. Hayır. Bir dakika ben getirmiyorum. Daha dur. Daha dur. Öyküyle konuşacağım. Hayır. Ortalığı karıştıran sen, onun yüzünden bu hallere geliyoruz zaten biz. Kaan! Sen bu tavırların yüzünden bu haldesin. Onun yüzünden falan değil. Bak kimsenin gazına gelme. Seni gaza getirmeye ya, çalıştı. Gazla alakası yok. Anladın mı? Abi ya gazla alakası yok. İnan gazla alakası yok. Var. Ya. Var abi. Geldi. Bunu planlayarak geldi. Burada kendini gösterecekti zaten. Ünal mı diyorsun sen? Ünal. Ha pardon. Abi bir türlü konuşamıyorum kızla. Kızla bir türlü konuşamıyorum abi. Önümü kesiyor herif ya. Yok burada sahipleri yok. Adayım aday yok. O yok. Şu görüşemezsin, şey yapamazsın falan. O kendini göstermenin derdinde ya. Kızı düşündüğü mü var onun? Gelmiş beş karış sakalla buraya artistik yapıyor. Kızla alakası yok durumun. Sen de onun gazına gelip sen de ona karşılık verdin. Kaan hiç çıkmıyorsun kardeşim. Dur bir dakika. Ya abi ya. Hiç çıkmıyorsun. İzin vermiyorum bak. Sakın. Çıkmıyorsun. İşi gücü artistlik burada otur, ya. Otur. Gelmiş otur, burada yok kıyafet yok şöyle olur yok böyle olur. Yok falan filan. Kaan bak. Şu da yanlış. Efendim? Sen ya benimsin ya toprağın yapıyorsun kızı, anladın mı? Hayır ya bunun alakası yok. Bak ben burada konuşuyorum tamam bak abi. Buraya gelmişim tamam, oturuyorum. Tamam otur bak sakinleş. Sakin sakin. Ha, burada sakin, oturuyorum sakin, diyorum. Ya yok masaya niye vuruyorsun? Burada kim var? Burada biz bizeyiz zaten. Siz burada, siz içeridesiniz. Sibel. Buraya gel. Sibel gitme gitme. Sibel. Gel. Gel. Sibel. Sibel bu tarafa. Gel krem koltuğa otur. Şuraya otur gel. Abi adam kime oynayacağını şaşırmış ya. Sanki karşında erkek vardı. Sana yakışan bir hareket mi Allah aşkına Ünal ya? Hayır o zaman tek sen ne diyorsun ya? Sen kimsin ya? Yok ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Öyle iterek şey yaparak değil yapma. Sana yakışmıyor ya. İsten böyle bir adam değilsin lütfen. Sen ne yaptığını fark ettin mi? Ya farkındayım. E tamam sen böyle bir şey kabul edilir misin kendin? O değil. Onun cevabı o değil. Ne? Cevabı ne? İtme değil. İtme kalkma diye konuşacaksın bir daha. Bu kız zaten dün seni tanımak istemiyorum kardeşim dedi şimdi bu kadar. Nasıl biz de onu söyledik zaten ama sen biraz daha sakin tamam, olacaksın. Tamam bizim ilişkimiz onaylandı. Ben her şeyin hesabını sorarım ya da hani buradan kimse ilgilenemez diye bir cümleyi zaten kullanmadım ki. Ama ben seni kesinlikle tanımak istemiyorum Kaan dedi. Evet biz de şaşırdık. Onun üstüne gelip burada daha afra tafra bu tarz şeylere hiç gerek yok ki. Şimdi kendini o delikanlı mı zannediyor? Ondan duyuluyor sesi. Bağıra bağıra konuşuyor. Ben, yok karıştırdı o. Damatlar eviyle burayı karıştırdı ama gösteririm onu. Bir daha sesin yükselsin. Bağıra bağıra gerçekten sen bence bundan sonra muhatap olma. Senin oraya gitmen yanlıştı kızım. Gitmemen gerekiyordu Sibel'ciğim. Konuşacak bir şey yok. İzah ediyorum artık. Gitmemen gerekiyordu. Bak söylüyorum ben. Söylemiyorum vicdansız oluyorum. Oraya... Söylüyorum bu şekilde oluyor. Gitmemen lazımdı. Bundan sonra asla. Bak sen de üzüldün. Asla. O da gerildi. Konuşmak istemiyorum. Adam diyecektim. Gövde gösterisi yapmaya gelmiş değil de mesele Sibel değil. O bir garip yani davranış şu sen an. Sen kendini buraya gösterirsin diye bana bağıramazsın. Bağırırsan ya, bir de şöyle bir şey belki var. Belki de hız yaptı, şey yaptı bak, ya. Bak şöyle bir şey olabilir bak. Anlık söylersin, o an sinirlenirsin, öfkelirsin tamam mı? Bence çünkü olay sıcaktır ve hareketini kontrol Aycan, edemezsin. İlişkin bile olsa bak Aycancığım, evet. İlişkin bile olsa, ilişkin bile olsa, ilişkin bile olsa, ilişkin bile olsa, damat adayı gene böyle bir cümle kullanamaz. Yani bu girişimde bulunamaz. İlişkin bile olsa. Bulunamaz ama anladım desem ama ki sen, Ünal hayır, sıcağı dün, sıcağına olmuş da tamam bir anlık refleks desem. Hayır, dün, kaç hayır, gün? Dün burada ben onu yerin dibine soktum. Bana niye artistliğini yapamıyor? Ya da siz dans ederken niye ayırıyorsunuz? Bana niye artistliğini yapamıyor? Evet burada romantik gelip, hayır, hayır. Yemekti. Sen bana artistliğini yapamıyorsun kardeşim. Sabah zaten Barış'ın ikisinin de hakkını verdim onlara. Kritiklerde de sustu Barış size. Barış mı doldurdu Kaan'ı? Ya dün Barış mı doldurdu, Ahmet mi doldurdu? Beni ilgilendirmez. Uzaktan bakıyorum. Kim daha çok samimi ben geliyor? Ben sana yardım yani etmiyorum şu an. Yani sen olduğun gibi gözükürsün İnan. Evet ben seninleyim. Ama olduğun gibi gözükürsün. Şöyle gelsen kollarım bak. Ben bu konuyu... Eğer bu şekilde oynayacaksan... Senle bir baş başa konuşabilir miyim? Lan ne oldu? Ya sorma ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Herif bana diyor, ben orada gelmişim adam gibi tamam Sibel'i çekiyorum bahçeyi konuşmak için. Bazı şeyleri açıklamak, netleştirmek için artık. Gel. Neyse. Oradan işte biz biraz nasıl oldu bir anda böyle parladım, gerilim oldu bir anda Sibel'le. Masaya falan vuruyorsun. Tost makinesi sana kaldırdı. Dur ona geleceğim. He. Bahçeye geçtik. Bir sen şey kızla konuşurken masaya niye vuruyorsun? Abi hani bir anda oldu tamam mı? Bir anda bir gerilim oldu tamam mı? Tamam orada yanlış yaptın. Ha orada bir, hani öyle bir şey oldu eyvallah tamam. O masaya vurmam gerekirdi orada belki. Evet. Bir anda yükseldim anladın mı? Hani evet. Kontrolsüz bir şekilde oldu. Hı. Ondan sonra işte Ünal geldi içeri. Sibel içeri gider misin falan efendim dedi. Mutfağa doğru geçtik. Sonra Ünal geldi oraya.
Yok sen zorba mısın, yok şu musun, yok bu musun falan. Ben insan gibi konuşmaya geldim tost oraya. Tost makinesini aldım. Tost makinesini alıyor bana vuracak. Bir şekiller şükürler falan öyle. Tost makinesini kaldırıyor. Kızlar gibi ya. Yaptıklarına bak. Böyle bir şey olabilir mi ya kızlar evinde ya? Sen de bardak kırdın. Bardak değil abi. Porselen de o bir şeydir. Ha doğru. Porselen kırdın kardeşim. Pardon kusura bakma. Biz göremedik o an. Porselen abi, kırma. Abi gerildi mi anladın mı bu olayda? Porselen kırman durumu düzeltir zaten. Ya onunla bir alakası yok şimdi. Onur. Tamam niye o tost makinesini yaptıysa, o hatalıysa sen de hatalısın kardeşim. Abi ben adam makineyi bak, bana sen, doğru kaldırıyor tamam, anladın eyvallah, mı? Sen, bana doğru kaldırıyor. Sana temas uygulamasına rağmen sen dışarı çık dedin orada bir erdemlik yaptın yani, zaten çok aynen, güzel. Eyvallah, ama arkasından da onun sana vermiş olduğu tepki gibi sen de gittin işte orada porselen. Orada ne söyledi de sen peki gittin porseleni kırdın? A, zorba diyor abi bana orada sen zorba mısın sen diyor ya. Sen Allah ne Allah. Zorbası ben insan gibi geldim oraya konuşmaya söyledi ki... İnsanın içinde değil anladın mı? Bahçeye çektim ben. Ama kız seni istemedikten sonra ısrar ettin ya ondan sen dolayı. Sen netleştirmek için ama olayı bana artık anlaşmak için budur yani. Ezi anneme öyle söyledim. Annem bile bana çok kızdı. İçimden geldi çünkü. Tamam. İçimden Allah gelmeseydi bunu yapmazdım. Daha sonrasında kritiklerde diyorsun ki işte mesela ben Sibel'i aslında beğenmedim. Bir hayır. Dakika lafımı bitireyim ondan sonra. Ondan sonra ben artık dedim ki dün akşam. Bir düşüneyim o zaman diye tekrar atlamayayım. Evet izleyeceğim ben seni. Herkes izleyeceğim. Herkes olduğu gibi davranacak sonuçta. Öyle de olmaz. Ama olduğun gibi ol bana Ünal. Sibel, yani neysen ol. Çünkü bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Lafım ama bitmedi. Sen, hayır, ama lafım bitmedi. Hepsini söyleyeyim ondan sonra konuş istersen. Tamam anlat biliyorum. Kaan'ı gördün. Belli ki gövde gösterisi gelmiş meselesi belli. Beni Kaan falan ilgilendirmiyor. Bunun kararını sen vereceksin de senden benim duymak istediğim şeyler var. Benim de sana şu anda özür dileyebileceğim bir konu var. Dinliyorum. Ben sana diyorum ki ilk gün geldim buraya. Çok heyecanlıydım. Bir Gamze tartışması vardı. Damatlar adayına ben kendi evime geri döndüm. Tekrar buraya ikinci kere geldik. Yani eve girdiğimin bir saatinde oluyor bunlar. Seni gördüğümde de ben Gökhan'a esprili bir şekilde aslında beğenmedim fazla dedim. Bu ilk günkü. Espri. Yani, evet ilk günkü olayımız. Ondan sonra da benim zaten sana ilgim. Onu espri mi yaptın? Benim sana ilgim kırmızı odana başladı. Ben zaten senden emin değildim ki yani. Vallahi şaşırdım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım bayıldım. Sibel, bir şeylerden emin ol. İzlerken de emin ol. Evet, önümüze gelecek. Daha çok tartışma polemikleri olacak yani. Bunlar hazırlıklı ol. Çünkü bir ilişki başlayabilir. Yok, bundan sonra artık karşında bir bayan, bir erkek. Hiç fark etmez. Bak, bak. Bana sesini yükseltti o anda, o zaman göreceğiz. Bak, bir ilişki... Bak. Benimle kolum... Bir ilişki, çünkü bu evde bir ilişki hafif yaşarmaya başladığı zaman zaten tepkiler alınıyor yani ister istemez. Ya bedavadan konuşan da oluyor. Bedavadan konuşan da oluyor. Hiç konuyla alakası olmayan da konuşuyor. Ya hiç burada ilişkiyi yaşamayı hak etmeyenler bile konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de şimdi senin öyle bir tavrın var ki o tavrını burada sergile. Kimseye de kendine de bana da laf ettirtme. Asla. Tamam mı? Çok düzgün ve çok sağlıklı bir ilişkimiz olacak. İnan buna. İnşallah buna inanmak istiyorum. İnan buna tamam mı? O zaman birbirimizi tanımaya, hani tamam. Uzaktan şey yapmaya devam edelim. Ben gidiyorum. Tamam. Çok ederim geldiğin için. Çok sağ ol. Ben dayanamadım abi çok kadar... Tamam, İnan ne yapıyor şu an orada kimle? Sibel'le konuşuyorlar benim. Sibel'le konuşuyorlar. Mutlattı, konuşuyor. Ben en son Sibel'in sana sözü ne oldu? İstemiyorum gider misin falan bu oldu. Seni istemiyor yani artık. Ha, onu demek istiyor. İstemiyorum onu, artık. Bu evden gider misin? Kaan sen beni tanımak istiyorsun ama sadece laftasın dedi. Hiçbir icraatla gelmiyorsun. Bak bu da yani adam icraatla gelmedi. Adam börek yaptı. Aa evet doğru. Pasta yapacaktı. İcraatla gitmesi demek yani kahvaltı hazırladı o gün götürdü. Yani bunlar da bir tepki yarar kardeşim. Adam tanımak istiyor. Dün şüpheci konuşuyor. Vallahi şimdi diyor lafta kardeşim, diyor. Kardeşim bu işler börekle kahvaltıyla olsaydı yani o kadar komik yerden giriyorsunuz ama ki mevzuya. Bir şeyler yapsaydı derken bir şeyler yapabileceğini gösteriyor ama adam. Kardeşim ya yapabileceğin şeyler sınırlı değil mi böyle şimdi? Tamam sınırlı da kardeşim bir ilk önce bir bak konuşamıyorlar bile. Abi bak ben her zaman ne diyorum? Kadın eğer içerisinde bir şey oluşmadıysa sen ne yaparsan yap boş ya. Boş. Orası ayrı. Ha, öyle bir tabii ki öyle bir. Boş ama Sibel'in bir de bir şu cümlesi var. Yani şey dedi galiba sana. Yapayım mı yap mı bana soruyorsun dedi. Eğer bir şey yapmak istiyorsan kendin yap dedi. Bir kızın üstünü örüyorsun ve boyundan posundan utan ne? Bak Ünal. Ben orada konuşuyorum. Hiç benimle muhatap gibi... olma. Sen benim kalitemde de bir adam değilsin. Benim duruşumda da bir adam değilsin. Benle hiç muhatap olma kardeşim. Hiç. Adamın... Hem de hiç. Ya var ya sen, bazen sen... var ya böyle boş konuşuyorsun ki Ünal.
Ben de ilk önce konuşmak için o sakalını kesmem lazım, anladın mı? Sen karakterini belletti kardeşim. Orada da sakalını da bana şeker yapamazsın. Alacağını da aldın, hakkını da verdim orada. Post makinesi kaldırıyorsun, tamam, o şekilde çıkıyor. Orada hakkını da verdim ya senin yani, anladın? Ne? Hakkını verdim orada senin. Nerede hakkını verdin? Boş sıkmayla mı hakkımı verdin? Ya hadi öyle, sen anca oğlum, sen bir kadının gönlünü kazanamazsın, anca dümenden bardak kırarsın. Ha, doğru diyorsun, ben senin gibi post makinesi kaldırmam. Allah boy vermiş ama, Allah boy vermiş, başka hiçbir şey de vermemiş kardeşim. Sen yeter ki sen kısmetse o.